Çok spesifik sorular geliyor. Evet. IMEI account'a initial further assessment farkı nedir acaba demiş. Bu işte bug'ı bulan ve kendi başvurusuna girmeyi başaran öğrenci sorusu. Her şeyi bilmek isteyen. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Bu başımıza yeni çıktı, danışmanların başına. Artık öğrenciler kendilerine IMEI account oluşturup bizim yaptığımız başvuruyu import ediyorlar ve başvuruyu A'dan Z'ye inceliyorlar. Eskiden böyle değildi. Bu da bu senenin modası. Yeni çıktı. Sonra bizi Artık böyle... her şey çok araştırılıyor Benim ondan. anlamadığım bir şey, bir öğrenci sadece kendi başvurusunu mu görebiliyor yoksa herkesin başvurusunu mu görebiliyor? Kendi başvurusunu Yani görüyor. başlıyor. Orada Tamam. çünkü muhtemelen TC'den, MC'den, vizeden muhabbetinden kendi Aynen. işini açıyordur onu. Pasaport numarasından falan Orada görüyor. varsa açıklıyordur. İşiniz zora soktu mu? Çok soru alıyor musunuz bundan Sürekli dolayı? bu bayrak ne, initial ne, further ne bilmem ne, sürekli böyle sorular geliyor. Böyle açıklıyoruz biz de. Olsun herkes öğrensin yani. Şey, initial Şeffaf. assessment şöyle. Sen Ha. baş, ya biz başvuruyu yapar yapmaz, submit eder etmez. Initial assessment olarak zaten otomatikman öyle robot sistemde öyle gözüküyor. Ama sen parmak izini verdikten sonra biz orada bir tane butona basıyoruz. I confirm I have provided necessary information diye bir buton var. Sen biyometrini verir vermez biz danışmanlar olarak o butona bastığımız anda senin başvurun initial'dan further assessment'a gidiyor otomatikman. Ama bu hiçbir anlam ifade etmiyor. Vizen daha hızlı sonuçlandırılacak bu aşamadan itibaren vesaire anlamına kesinlikle gelmiyor. O yüzden ona hiç takılma bence o detaya. Okay. Teşekkürler. Hesapta göstermeye gereken parayı bir akrabamızdan alacağım. Fakat paranın nereden geldiğini nasıl kanıtlayabilirim? Uzun zamandır yapılan bir birikim çünkü. İyi anlıyorum ama bunu senin çözmen ve bize danışmanına söylemen gerekiyor. Demen lazım ki ben çözdüm paranın kaynağını böyle kanıtlayacağım. Buyurunuz benim durumum bu demen gerekiyor. Ama hani yani parayı akrabandan aldıysam nasıl kanıtlayabileceğini biz nasıl söyleyebiliriz ki? Evet Demem yani. aslında yani. Ben çözüm bulayım Evet, bu biraz şey. Work and Holiday. Work and Holiday Avustralya hakkında bilgi alabilirim. Yardımcı olur musunuz demiş Burak. Tabii ki yardımcı oluyoruz ama bu sene Work and Holiday vize başvurusunun alınacağına çok emin değilim Türkiye'den. Normalde biliyorsunuz her sene 100 kişilik kota var Work and Holiday vizesi için, Türkler için. Ve bu kota hep 1 Temmuz'da açılıyor ya hani mezun statüsündeki kişiler için. Evet. Bu sene o açılmayabilir. Bunu tamamen siz kendiniz dışişleri yani TC Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesine girip Work and Holiday yani çalışma ve tatil vizesi departmanı sekmesine tıklayıp onun yani o departmanın telefon numarası orada açık açık yazılı 0312'li bir numara tabii Ankara'da olduğu için o numarayı darlayıp bu sene başvuru alacak mısınız diye öğrenmeye çalışmanız gerekiyor. Tabii ki tahmin edersiniz ki o telefona hiçbir zaman cevap alamayacaksınız. Şöyle bir ayda yılda bir açıyorlar telefonu. Biz en son bir ara ulaşabildik ve Evet. biz en son bir iki ay önce ulaşabildik. Ve bize dediler ki hala hiç belli değil başvuru alınıp alınmayacağı dediler. Bence biraz umutsuz görünüyor bu sene içinde maalesef. Aslında almaya başlandı başka ülkelerden değil mi? Avrupa'dan falan geliyor insanlar. Ama onlarda kota bile yok zaten Evet, normalde. onlardan direkt geliyorlar. Evet. Başvuru yapıp hemen ve alıp Türkiye'deki de geliyorlar. kota değil resmen engel. Bir Biz sürü şey 85 var zaten milyon, yok 90 milyon ülkeden engel yani başka hiçbir mu? şey. Oğuzun ikinci sorusu tamam. Çağlan teşekkürler. İlk soruyu cevapladınız. Ben... Geçtiniz ilk oradan. Ek olarak yeni mezun mühendis vizeleri tekrar verilmeye başlandı ve sizce 2 ay önce başvurmuş birinin bekleme süresi ne olur? Bu arada şu an aklıma geldi. Buğra bana biraz yükseğe koymamı söylemişti. Evet. Bilgisayarıma yüksel. Özür Neyse dilerim. yayınlar koyarsın Çağlan. Aynen. Şöyle iyi olmuş. Neyse. Mezun mühendis vizeleri tekrar verilmeye başlandı. 2 ay önce başvurmuş biri bayağı bekleyecektir ama bu sorunun cevabını yine de benden alınca da bana da güvenme. Çünkü ben de yaşayıp göreceğim. Hayatımızda ilk defa pandemi krizi diye bir şey yaşıyoruz ve birlikte bunun sonuçlarını yaşayıp göreceğiz. Evet, Şu anda hala 2019'da yapılan başvurular tek tek sonuçlandırılıyor. 2022'de yapılan başvurulara sıra ne zaman gelir? Bunu tabii ki öngöremeyiz. Hızlanabilirler ve hızlanmalarını umuyoruz. evet. Güzel. Bir de tekrardan Hanife Hanım'ın sorusuna soralım. Oğlum hiç yurt dışına çıkışı yok. Bir okulu vize onay sürecini olumsuz etkiler mi?
Benim şu ana kadar Avustralya'ya gönderdiğim kişilerin çoğu hayatında hiç yurt dışına çıkmamıştı daha önce. ve ilk tecrübeleri Avustralya oldu. Eğer profili iyiyse, yani ne bileyim, hani yeni mezundur, hayatında hiç boşluk yoktur ya da yeni mezun değilse bile işte hep kendi alanında çalışmıştır, çabalamıştır, başarılı bir gençtir. O zaman şansı olur vize için. Evet, soruları tek tek hızlı hızlı alıyorum ya. Burak demiş, Ukrayna vize başvurularına öncelik veriliyormuş. Bu sebepten TR başvuruları geri düşüyormuş. Doğru mudur? Bunu bize hiçbir kimse, hiçbir yani mevkiden kimse bize bunu böyle bir şey resmi olarak bildirmedi. Ama Zaten olabilir. Yani. Avustralya teknik olarak bunu direkt Türkiye vatandaşı olarak değil de belki öbürlerine öncelik vererek Evet. diğer ülkelere biraz geri yatmış olabilirler. Evet. Şunu alalım hemen. Murat diyor ki okul kabul süreleri, master programları okuldan okula değişiyor mu? Bekleme süresinin son dönemde nasıl oluyor? Okul kabul Yok, süresi. okula değişmiyor master programların, yani şey, okulun vereceği offer letter'dan Evet, bahsediyorum. o vize Evet. değil. Aynen. Bazı okullar çok bekletiyor. 3 ay falan bekleten bile olabiliyor. Özellikle top üniversiteler, University of Melbourne falan, Monash University gibi. Ama mesela Kaplan Business School benim öğrencime en son tam bir günde kabul verdi yani. Torrance University de öyle, çok hızlıdır. Yani okuldan okula çok Nasıl bakıyorlar? Nasıl SS yapıyorlar da birisi 3 ayda veriyor, birisi 2 günde veriyor? Bu akıl alır gibi bir şey değil ama çok uzun bir dönem bu ya. evet. İnanılmaz farklı. Artı eksi 5 yıl yazıyorum. Artı eksi yazıyormuş. Aynen öyle yani. Çok garip bir şey. Bunu herhangi bir sebeple hızlandıramıyor musunuz? Mesela okulun başlamasına 2 ay kalmıştır. Bunu nasıl bu kadar açık şekilde bırakıyorlar anlamıyorum. Yani 2 ay kalmış da bile bu kötü bir süre değil diyorlar. Ve sonuçlandırıyorlar, vizeye başvuruyorsun. Ya bari şöyle bir şey yapsınlar, hani fantezi kuruyorum kafamda. Hızlandırılmış vize başvurusu diye bir şey çıkartsınlar. Ekstra ücret ödeyen 5 günde vize sonucunu alsın falan, hani İngiltere gibi. Yani bari böyle bir seçenek sunsun. Vardı Çağla. Eskiden skill assessment alırken 300 dolar fazla veriyordun. Yani 500 dolardı. 8 dolar verdiğin zaman bir haftada 10 günde çıkartıyorlardı onu. Diğeri 3 ayda bitiyordu. İşimizi kolaylaştırıyordu. Şimdi öyle şeyler herhalde pek duyulmuyor bize başlarında. Evet. Devam edelim hocam. Sorularımızı alalım. Ya Çağla. şimdi bu soruları bir tane soru var. Bu da çok önceden çok cevapladık. Bunu hızlı bir şekilde söylersek hemen dil okulu için ne kadar para göstermek gerekiyor? Arkadaşlar bu arada bu sorunun cevabı Kaç ay gideceğine göre değişir. Seçtiğin dil okulunun ücretine göre değişir. Ama diyelim ki 6 aylık gidiyorsun herkes gibi. 6 aylık dil eğitimi ücretin ne kadarsa seçtiğin okula göre, bu bir. İkincisi, 6 aylık yaşam masrafı 12 bin Avustralya doları diyelim lütfen ortalama. Artı çift yön seyahat masrafı 2 bin Avustralya doları. Bu üç kalem birbiriyle toplanıyor. Yani diyelim ki okul ücreti 6 bin dolar. Artı yaşam masrafı 12 bin dolar, artı çift yön seyahat masrafı 2 bin dolar. Toplam 20 bin dolar, hesapta göstereceksin. vize başvurusu ve sağlık masraflarını eklememiz gerekiyor mu bunlara? Gerçi sağlık dediğim sağlık sigortası. Yok, eklemiyorum. Ben hayatımda hiç eklemedim ama zaten ben bu 20 bin doları biraz marj bırakarak 20 bin diye zorluyorum herkesi. Normalde 19 bin, 19 bin 500 olan şeyi ben 20 bin diye zorladığım için her türlü kurtarıyorum yani. Tabii bu yüksek olursa alta şey daha fazlalığı Tabii şimdi. ama en önemli şey kaynağı kanıtlamak. Uğur demiş ki yeni mezun vize başvurusunda yaş sınırlarında bir değişiklik yapıldı mı? Yanlış hatırlamıyorsam 31 yaş üzeri başvurular da en son diyor. Hala bir değişiklik yok, yap, olmayacak da değişiklik. Yani 31 yaşından sonra ne kadar yeni mezun olabilirsin ki yani? Zaten Değil mi hani yani? Evet, o çok da düşük var. ihtimal, evet doğru. Güzel, güzel bir soru, güzel bir cevap oldu. Vize başvurularında gösteren paranın kriptodan gelmiş olması problem olur mu? Binance'dan banka hesabıma aktardığıma dair dekont paranın benim yaptığım projeden gelmiş olduğunu kanıtlasam vesaire. Yani bu kadar güzel kanıtlayabileceksen açık açık, o zaman bence bir şansın olabilir. Kripto da hayatımıza, biliyorsunuz önceki yayınlarda da söyledim, biraz yeni girmiş bir şey. O yüzden hani bu konuda çok yılların tecrübesine sahibiz. Yıllardır kriptoyu da vize alıyoruz diyemem. Birlikte biraz yaşayıp tecrübeleneceğiz hep Evet, birlikte. bence burada. Bazı şeyler yeni olunca tabii tecrübe gerektiren şeyler beklemek gerekiyor biraz. Evet, Canlı Evet demiş ki vize geçmişinde başka bir ülke vize overstay olması Avustralya'nın vize Güzel bir kararı için soru. olumsuz etkisi olur mu? Red mektubunda bu nedenle bir red oldu mu? Ya hiç daha önce overstay yapmış birisiyle yani denk gelmedi bana, ama Avustralya vize başvurusunda evet öyle bir soru var. Have you ever overstayed in any country diye bir soru var. Ona dürüst cevap vermek gerekecek tabii ki. Çünkü dürüst olmayan şekilde cevap verirsek ve bu bir şekilde ortaya çıkarsa, o zaman tam tersi bayağı bir ban yersin yani.
Şimdi Çağla, burada ben bir durdurmak istiyorum. Mesela Avustralya'ya geldin ve bu bir şekilde birisi ispiyonladı ve ortaya çıktı. Bu şartlarda sen iptal oluyor. Sanmıyorum ya, zamanında Amerika'da overstay yapmışsındır. Aynen öyle. Avustralya'ya vize alabilmişsindir sonra. Girdikten sonra ne diyecek ki birisi gidip vize departmanına, "Aa, bu kişi 5 yıl önce Amerika'da overstay yapmıştı mı?" diyecek. Hani çok komik, çok Bence kıyıcı. Düşünsene birisi senin hayır, arkadaşın. zaten bence ikinci vize başvurusunda sıkıntı yaratırlar eğer öyle bir şey olursa. Hani vize iptal etmezler ama ikinci verecekleri vize de Bence sorulabilir eğer olsa. Avustralya'da kurallara uygun bir şekilde 6 ay yaşadıysan dil eğitiminde, ikinci vize başvurunda da hiçbir sıkıntı olacağını ben sanmıyorum. Evet, Avustralya'dan çok kolay veriyorlar Avustralya içine başvurucu da. Bir tane öğrencim vardı. Amerika'da overstay yapmış. Sonra oradan çıkıp İngiltere üzerinden Türkiye'ye uçmak istemiş ama İngiltere'den vize reddi almış. Bu arada Amerika'dayken zaten Kanada'ya da başvuru yapmış. Oradan da vize reddi almış falan. Böyle saçma sapan, hani Amerika'dan overstay, Kanada'dan ve İngiltere'den vize reddi olan birisiydi. O mesela şimdi Ben Kanada'ya öğren ama Kanada'ya öğrenci vizesi aldım ona mesela. Çok, ben de hani pek umutlu değildim ama onaylandı. Hani neyin onaylandığına ne ısrarcıymış valla, helal olsun yani. çok komik ya. Farklı şeyin Valla alabilmiş. bence de yani bırakmamış peşini. Gerçekten helal yani, çok çok yani sevinmiştim alabildiğimde o vizeyi. Çok da iyi bir insandı gerçekten. Ama hani şaşırtıcı yani, bazen böyle şeyler oluyor gerçekten. Ön lisans mezunu olanların direkt okula gönderdiğimiz oldu mu? Çok oldu. Yeter ki hani ön lisans mezunuysan da mezun olduktan sonra mümkünse olabildiğince hızlı bir şekilde git. Böyle bir hani 23 yaşında ön lisansı bitirmişsindir atıyorum. Ama şimdi 30 yaşına gelmişsindir. Hala eğitimini bir üst düzeye çıkartacak herhangi bir derecede bir eğitime çıkartmamışsındır. Yani lisansa tamamlamamışsındır 30 yaşına gelmene rağmen. O zaman sorun olmuştur. Vize red mektubunda 30 yaşına gelmişsin. Ön lisansını geliştirecek herhangi bir ekstra bölüm okumamışsın. Yani lisansa tamamlamamışsın yazarak bir red mektubu vermişlerdi çok yıl önce. Bunu hatırlıyorum. Ama çok gençsen, henüz 23-25 yaşındaysan ve ön lisans mezunuysan hiç sıkıntı değil. Gidebilirsin bence. Ya bu arada sorular felaket iyi yayıyor yani. Ya, Sen kıyamam. ama bir saat tutacağız seni burada. Bu arada demiş ki 476 vizesi için soruyoruz. Dersleri verdi fakat stajlar eksik olduğu için diploma sahip dediğiniz diploma olmadan başvuru yapabiliyor muyuz? Diplomayı süreci beklerken ileri tarihe ekleyebiliyoruz. Gül gibi dalga geçiyormuşuz biz sorularla Evet, bayağı uzun bir soru oldu. Bitiremedim de okuyacağım da. böyle. Başım Hayır. oturacak. Ha, bir de okumadan koyuyorum ya. Soru muydu değil miydi? Ona da bakayım dedim. Bir arada durdum. Bence Soru işareti var mı diye. çok güzel bir soru Bora. Gerçekten bence tanışalım. Yani gel, bir ara konuşalım detaylı. Yani Bence güzel detaylarını soru. videonun altındaki açıklama kısmına yazacağım zaten. Hayır, diplomanı almadan bu vizeye başvuramazsın. Bu vizeye başvururken her şey hazır olmak zorunda. Diploman, transkriptinin son hali, IELTS ya da PTE sınav sonucun, her şey hazır olmak zorunda. Teşekkürler. Bak Uğur demiş ki 33 yaş yeni mezunum. 2015'te başlamıştım diye bak. Evet, yapabilir, doğru, haklı yani. Ama maalesef. Yani. vize anlaşım. Ha, burada bir soru varmış. Evet, Evet. güzel bir soru. Merhaba, üniversite ara sınıftaki bir öğrencinin vize alma şansı düşük müdür acaba? Aslında Evet. gerçi arada bir İngilizce kursu yapılabilir diye düşünüyorum. Yani. Evet Bilmiyorum belki. ama böyle hani yüzmüştür kuyruğuna gelmiştir. Son sınıfa geçmiştir ve Evet. derslerine gidiyordur. Son yaz tatilinde bir 4 aylık bir arası vardır. O zaman yaptığım oldu benim bunu. Hani çünkü belli ki bu çocuk hani zaten birkaç dersi kalmış üniversitede. Avustralya'dan Türkiye'ye dönecek, hani ucuna kadar getirmiş çünkü bitirmek üzere lisansı. Belli yani, geri döner o. Ama daha böyle pek çok sınıfın derslerini vermemişse bence Avustralya'da kalmayı tercih eder o Burada bir yüzden. açıklamasını da biraz daha yapmış da. Üniversite okurken ikinci sınıf dil okulu için başvuru yapanlar. Bence sıkıntı o. Sıkıntı olabilir. Aslında güzel de soruymuş ya. Bence Çok güzel gidilebilir bir yani. soru. Fenerli mi? İsmini de yazarsan seviniriz yani. Vallahi dün de berabere kaldık Fenerli. Aynen. Aynen Evet. ya. Karışıktı buralar biraz. Evet, devam ediyorum. Merhaba, yayın ancak katılabildim. Ben geçici çalışma vizesine başvuracağım. Surplus 408. Zaten Türk Ha, ben taksi onu yapıyorum. Evet. Aynen. Ben bunu çok yaptım. Geçici aktivite vizesi bu. Temporary Activity Visa. Eğer bir davet mektubun varsa karşı taraftan, gerçekten de buna başvurabiliyorsun. Ama benim o davet mektubunun içeriğini falan bir görmeye ihtiyacım var. 3 aylık versiyonu mu başvuracaksın, 2 yıllık mı? Bunu bir bilmem lazım. Bir de çünkü değişiyor kuralları ona göre. Bir de karşı tarafın yazdığı mektup
senin tüm masraflarını karşılayacağını beyan eden bir mektupsa, yani detaylı bir şekilde uçak masrafını, konaklama masrafını, yaşam masrafını, bu üçünün hepsini karşılayacağını net beyan ediyorsa, senin hesapta para göstermen gerekmez. Teşekkürler Çağla Hanım. Melbourne Üniversitesi'ne sadece davet ediyor. TÜBİTAK 2500 USD doları veriyor yaşam masrafları için. Ancak ailece gideceğiz. Ondan dolayı ekstra para göstermek gerekir mi? Yani evet, eğer kaç hafta lazım ya da kaç ay, bu etkinlik kaç ay sürecek? Çünkü aylık yaşam masrafı belli zaten, net siteye yazılmış durumda. O yaşam masrafını bu 2500 Tamam, ses gitti. dolar karşılığına bakıp karar vermek lazım yani. O zaman tabii hesapta para göstermeniz gerekir ve kaynağını kanıtlamanız gerekir tabii ki. Az Yani veriyormuş ya, 2500 dolar. 2500-3000 küsur eder de Tuncel Bey sizle irtibata geçse iyi olur bence. Çünkü hani bayağı soracakları var onun başvurusunda. Evet. Kaan aslında burada bir sorusu var. Fenerli'nin sorusuyla biraz daha eşleşmiş. O 2002'de 2 yıllık üniversitemi dondurmak zorunda kalmıştım ve Türkiye sisteminde şu an okuyor olarak görünüyorum. Dil Sıkıntı. okulu vizesine başvuru yapsam bir sıkıntı olur mu diyor. Evet, kaç yaşındasın? Hani 2 yıldır dondurmuşsun. Hani burada eğitime çok önem vermemişsin. Öyle görünüyor yani. Öyle diyecekler, ben biliyorum öyle diyecekler. Yani o yüzden hani eğitime burada çok önem vermediysen, asıl amacın dili öğrenmek de değildir doğal olarak. Oraya göçmektir diye bakacaklar. Hani eğitime önem veren ve bir şeyleri başaran kişilere vize vermek istiyorlar. Evet, Burak da Bu burada sağlayabilir. Vahap Haskul, benimle iletişime her zaman geçebilirsin. Aklımdasın sen. Konuşmuştuk çünkü. Var. Vahap Haskul. Evet, iyi biliyorum kendisini. Bu arada 31 yaş ve üstü yaşlı muamelesi asla görmez bende. 31-32 yaşında çok kişi adına vize başvurusu yaptım. Aldıklarımız da oldu vizeyi yani. Yeter ki profilin iyi olsun. Bu arada ben de 32 yaşındayım. O yüzden yaşlı Rahat muamelesi. herhalde orta yaş sendromuna yaşlı hissediyorum. Bu daha gençsin hocam ya. Dur sen. Bakalım bak. Dersi geçelim. Dil eksikliği nedeniyle şartlı doktora kabul alıp vize alabilen öğrenciniz oldu mu? Şartlı doktora kabulünden tam burs kazanma ihtimali var mıdır? Benim doktor öğrencilerimin hepsi bugüne kadar tam kabul aldılar. Yani IELTS'ten genelde 6,5 gerekiyor doktora için genellikle ve hepsi de 6,5 alabildi. Ama 6,5 alamasaydı, 6 alsaydı da 10 hafta akademik İngilizce kursu alacak şekilde üniversiteye gidebilirdi. Büyük ihtimalle öyle olsaydı doktora eğitiminin tamamı ücretsiz olurdu yine. Ama akademik İngilizce kısmı, 10 haftalık kısım kendisinin cebinden karşılanması gerekirdi diye öngörüyorum. Çağla, bu 10 haftanın sonunda tekrar IELTS'e giriyor mu arkadaş? Hayır, başarıyla tamamladığı takdirde onu direkt doktoraya devam ediyor. Yani orada bir şey, orayı netleştirmemiz gerekiyor. Evet. İrlanda'da son durumlar nasıl? Sokakta yatanlar var mı hala diye. yatmalar. Ya böyle bir şeyler olmuştu ya. Çünkü yani öğrenciler bir sıkıntı yaşadı mı Çağla? Var mı öğrencileriniz? Konaklama gerçekten çok sıkıntılı orada şu anda, ama yani en azından tek sıkıntı konaklama. Hala %97-98 oranında resmi istatistik vizeler onaylanıyor. Yani önemli olan da bu zaten bence. Bayağı iyi soru sen o zaman. Gideyim de sokakta yatayım. Metroda. Evet, Okeyim açık öğretimde okuyor durumdayken dil okulu veya sertifika programına başvurarak red yer miyiz? Başvursak. Eğitimimizi durdurmamız gerekir mi? Sonuçta açıktan okuyoruz, derslerden uzaktan hallediyoruz dersleri. Ne bitirdin burada? Örgün öğretimle ne bitirdin? Önce onu sorayım. Mesela ön lisans bitirmişsindir. Bir yandan da çalışırken de kendini geliştirmek için açıktan bir şey okuyorsundur. Hiç dondurmana bile gerek yok. Direkt başvurabilirsin vizeye. Ama işte detaylar önemli. Çalışıyor musun bir yandan? Ya da işte açık öğretimin derslerini hakkıyla veriyor musun gerçekten, transkriptine bakıldığında gibi, hani birazcık o sorular da sorulmalı. Değişir yani. Yaş sınırı uzman doktorla içine geçerli mi diyor. Malum 30'a geçtikten sonra mezun olabilir mi diye şey yapmış. Gidebilir mi? Anestezi uzmanı, ama o muhtemelen ön lisans anestezi okumuş olmasın eğer anestezi uzmanıysa. Ben pek anlamıyorum, sadece soruyorum. Ama eğer doktorluk, yani tıp okuduysa 6 yıllık falan ve 30'u geçmişken mezun olduysa, çok iyi bir şekilde açıklayabiliyorsa dil ihtiyacını gerçekten kariyeri için, o zaman vizeyi alabilir. Yeter ki böyle bir artık 35-36 olmuş olmasın yani, lütfen. Mümkünse. Vahap demiş ki 80 hissediyorum, Avustralya konsolosluğu sağ olsun Haklı. yazmış.
Kaplan Business School level seviyesi nedir? Bize kabul için level seviyesi önemli mi? Yani level 1 şu an Kaplan Business School ama bir şeyler değişirse level 2'ye de düşebilir ilerleyen aylarda. Hiç belli olmaz. Vize reddleri çok artarsak, yani Kaplan Business School'un kabul verdiği kişiler vize reddi alırsa ve bu çok fazla olursa level'ı düşebilir. Ekim ayında level'lar yenilenecek. Hiç bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ama bir ara öyle kötü bir durum vardı ki yıl 2017. Level 1 okul kalmamıştı meydanda. Bütün okullar, dil okullarının hepsi level 2'ye düşmüştü o dönem. Kabus gibi bir dönemdi. Ve biz doğal olarak level 2 okula başvurmak durumunda kalıyorduk. Ve vizeleri de gayet alıyorduk yani. O yüzden hani sen süper bir profil olduğun sürece ve hesaptaki paranın kaynağını kanıtladığın sürece level kaça başvurduğun önemli değil. Evet, bu çok önemli. Kaç tane level var Çağla? 3. Yani şu ana kadar ben 3 level gördüm. Level... Zaten dağıtımını temelen olmayabilir yani. Aynen. Evet, Avustralya'dan red alırsan İrlanda içerisine dönüştürebiliyorsun Atlas'la başvurabilirsin. Yani hiç sorun yok. Oldu. Teşekkür ederim Çağla. Sen eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğin bir şey varsa herhangi alalım. Bir daha sonra da... Yok ya. Her şey böyle zaten. Çok güzel sorular geldi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Lütfen sadece Kadıköy ofisini aramayın. Çok rica ediyorum. Lütfen. Şaşkın Bakkal ve Nişantaşı ofislerimizi de arayın. Çok rica ediyorum. Lütfen. Çünkü ben yetişemiyorum. Evet. Bak burada Burak şey de yazmıştı ya. Çanakkale Atlas Hasan Bey sağ olsun çok gerekli yardım yapıyor. Teşekkürler buradan diye. Evet. Eğer Çanakkale'de yaşıyorsanız oralarda arayabilirsiniz. Aslında siz görüşmelerini online yapıyorsunuz değil mi genel olarak? İlla bulunduğu şehre de başvurmak zorunda değil yani. Aynen, Zoom üzerinden yapıyoruz. Her şey online zaten. Hani gelip illaki yüzümüzü fiziksel olarak görmeleri, dokunmaları falan gerekmiyor. Hani Zoom üzerinden yapar. Gerçek Çağla'nın gerçek mi diye böyle değil mi? Aynen. O yüzden hani her şey online. Okay. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler Çağla. Kendine iyi bak. Siz de iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz tekrardan. Bye bye.